Gelsin ekranları bir izleyelim. Çocuk kapalı bu şekilde kalmış. Ben Fonkir'i meydan dedim zaten. Sen ya, ne yaptın sen? Sen yaptın bunu sen. Nazlı ve annesinden şüpheleniyorum. 5 erkek bir bayan aranıyor. Bu bayan da kim? Nazlı. Ya da annesi. İkisinden biri. Başka kimse değil. Çocuğun 5 farklı DNA çıkıyor. Bunlar kimi? O zaman benden olmayacağına göre veya benim eşimden olmayacağına veya kardeşimden olmayacağına göre kimim o zaman bunlar? Nazlı'nın arkasındaki yanın birileri. Bunu yaptıran Nazlı veya da annesi. Kızım görmemesi gereken bir şey gördü. Gamze rahmetli burada alkol aldıklarından sonra bunun sevmemeye başladı. Yengesine. Bu o zaman niye yakalasın çocuk? O zaman yakalandı. Ondan sonra çocuğu bundan çabuk kaldırdılar ortada. Bir ay geçti aradan, bir ay. Biz cezaevinden geldikten sonra söylenmiyor. Niye sustunmuş Nazlı Hanım? Nazlı'nın çok bildiği şeyler var da susuyor. Buradan ben bunları koşturdum. Kovduğum zaman. Gidiyorlar Sakarya'daki Mustafa'nın yanına gidiyorlar. 3 gün sonra Mustafa bunları koşturuyor. Stüdyon teyzesinin yanına geliyor. Stüdyon teyzesinin yanına bir hafta içerisinde durarken ne diyor annesi? Ah bugün diyor gece diyor çocuk körlük yapıyor. Aileden birine bir şey olacak. Nazlı Hanım kapıya takıyor uyuyor. Stüdyon kapıya takıyor uyuyor. Bunlar sen çok mu sen evliye misin ki biliyorsun ki? Ertesi gün çocuğu öldürülüyor. Bunların bir şeyler bildiği var. Ben adım gibi eminim bunların. Gamze'nin bunu size söylememesinin nedeni? Hani Nazlı ile ilgili bir şey. Korkudan belki söyleyemedim. Neden söylemedin? Acaba ters tepki yaratırlar mı bana diye. Belki söylemedi çocuk. Burada kim faydalanabilir onlar? Gamze öldükten biraz için. Kim? Vefa faydalanır. Fatma faydalanır. Zahide faydalanır. Bu mal zaten benim malım. Bunlar en çok faydalanabilmeleri için önce beni kaldırmaları lazım. Ortadan. Malla mülkün alakası yok. Gamze Nazlı'nı yakaladı. Nazlı çocuğu ondan kaldırdılar ortadan. Açık açıkmasın diye. Başka bunun alternatifi yok. Ya telefondan yakaladı ya birebir yakaladı çocuk. Çünkü benim evim en iyi bilen onlar. O Ramazan'dır, ne bileyim Nazlı'dır, Nazlı'nın anası. Onun yandaşları. Sabah kalkıyoruz buradan biz kahvaltımızı yapıyoruz. Vefa, ben, hanımım, eşim, kendi eşim. Birader, her gün traktöre biniyor, ormanın yanı sahasına gidiyoruz. Çalışmaya gidiyoruz, akşam bu vakitine de geliyoruz. Onun ne hakkı değil, belli değil burada o zaman. Akşama kadar. O biliyor ne biliyorsun. Çok şey de biliyor, bilmiyorum diyor. Çocuğun şifresini bilmiyorum diyor. Bağlı gibi de biliyor. Bağlı gibi de biliyor. Ama bilmiyorum diyor, çünkü sihirliyor. Dünürlerim beni tehdit ediyor. Nazlı'nın doğum yaptığı zaman annesi buradaydı. Ben dedim ki bak şu kapıdan çıkar ki ben Nazlı'ya yedim ki. Ben hanımı kendi hanımımı bıraktım burada doğum yapacak diye. Sakın bak olaydım anneyi çağırma buraya. Sonra seni topaz olurdu Nazlı'ya. Sakın olaydım. Ama ben Ağrı'nın yanındayken doğuma çağırmışlar bunu. Kimden izin almışsa çağırıyor buraya. Ben istemediğim halde. Madem beni isteseydi, bizi sevseydi, kızının düğününde gece yarısı saat 2'de kalkıp kaçıp gitmezdi. Ben de onu istemedim, kovdum. Onu kovarken neymiş efendim, kocasını aramış. Mustafa beni tehdit ediyor, öldürmeni tehdit ediyor. Sen gelirsem diyor, senin ayakların diyor, bacakların senin diyor. Sen kimsin ya? Sen kimin yerinde kimi öldürmeni tehdit ediyor? Biz cezaevinde içerideyken gelmiş benim kapımda bir ay kalmış. Görenler var. Ya niye kalıyor? Niye amaçla kaldınlar işte? Siz evde şeyi bulamadınız. Gamze'nin defteri. Yok. Ama Nazlı'ya sorarsın, jandarma aldı gitti, çantasından aldı gitti diyor. Bugün aynı şeyi söyledi bana. Ama ben jandarma alıp gittiğini de bilmiyorum. Burada olduğunu da bilmiyorum. Ama defter yok. Onun yatağında Gamze'nin cüzdanını bulduk biz. Gamze'nin cüzdanının içinde o sim kartı şifre bölümü var ya. Onu bu orada bulduk. Çantası cüzdanının içinde bulduk. Madem çocuk sim kartını defterine yazıyordu da. Niye cüzdanla taşıyordu o zaman sim kartın şifre bölümünü? E-mail adresini unutmamak için onu yazmış olabilir deftere. Başka bir şeyin yazma şansı yok. Çocuk, bu çocuk teşekkür getire, takdir getire bir çocuk. Mümkün değil. Gülümser olaydan 2 gün sonra geldi. Gülümser ne biliyor ki ya? Nazlı'nı söylerse onu konuşuyor. Daha 2. gün çocuk ölümünden 2 gün sonra geliyor buraya Gülümser. Olay günü burada mı şimdi Gülümser Hanım? Bu olayda işleyen Nazlı ve arkasındaki elemanları. Başka kimse değil. Benim evim var. Başka dışarıdan başka biri gelse bu işi yapamaz. Bunu benim evimi iyi bilen bir kişi. Bunu da en iyi bilen Nazlı ve anası.
Ramazan'ın kurtuluşu yok. Ramazan'ın bir kere kurtuluşu yok. Bütün çocuklar yazdığı mesajların bütün çoğu cinsel şeydi, yorumlu mesajları. Böyle bir hani bu çocuğa 13 yaşında veya 16 yaşında çocuğa bu böyle bir şey yazılamaz. Bu mesajların zaten kurtuluşu yok. Ondan da ceza alacak zaten. Ya ben çok merak ediyorum. Ne olur ben unutuyorum bazen bazı şeyleri. Allah aşkına Halil Turcan, siz Ramazan sizin kızınıza cinsel içerikli mesajlar yazıyor ya. Şimdi kızınız o sırada 15 yaşında. Yani Allah rahmet eylesin. Ya da 14-13 yaşında da yazıyor. Siz gidip acaba Ramazan hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu? Ben çok merak ediyorum. Ya sizin hemen şimdi gidip Nazlı da varsa onunla ilgili suç duyurusunda bulunun, bir şey yaptığını düşünüyorsunuz. İstedim ama siz Ramazan'la ilgili gidip benim kızıma nasıl bunları, bu cinsel istismara girer deyip Ramazan hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu? Çok merak ediyorum. Bulunduysanız lütfen söyleyin ama benim bildiğim kadarıyla siz gidip Ramazan hakkında suç duyurusunda bulunmadınız. Ben öyle biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Senin bir görüntünü yakalamış olabilir mi Gamze? Biriyle. Alakası yok. Alakası. Şimdi Gamze bak mesela diyeyim. Hani diyorlar ya ortadan kaldırdı diye. Ben zaten 10 gün 15 gün olmuş evden gideli. Ben evde diyeyim Gamze'nin bir görüntümü yakalasın. Yani akıl ve mantık var, hiç bunları düşünmüyorlar. Orada Turcan var. Sadece kadın ben değilim. Turcan var. Fatma var. Orada kuzenleri var. Var yani. Bir tek ben miymişim kadın orada? Diğer özellikle kuzenlerinin görüntüsünü yakalasa onun bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum zaten. Ramazan'la bile yakalasa sıkıntı büyük olur yani. Ama Turcan'la ilgili bir görüntü olsa sıkıntı olur herhalde. Çok. Olur yani. Fatma'yla da olur. Fatma'yla da olur. Ben bir şey diyebilir miyim? Ya bir şey söyleyeceğim bak. Ben de şunu biliyorum, şunu görüyorum. Bilgileri, kontrollü, böyle kontrollü veriyorsun bize bilgileri. Ben mi? Evet. Ya hayır bak, ben sadece şundan şüpheleniyorum. Bu tight konusunda hani demiştiniz ya. Hı. Bu Turcan, Mehmet Halil, Ramazan, Fatma. Bunların dördü var bunun içinde. Ne içinde yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ben nefer alıp gittim diye bunlar bizden öc aldı. Öç, niye? Çocuğu mu öldürdüler o yüzden? Ama hayır bak, şöyle bir şey daha diyebilirim. Telefonda Gamze'nin ya da bunlar bizim için plan yapıyordu. Öyle diyeyim. Bunlar bizim için plan yapıyordu. Gamze de bizi savunmak için, çocuk bizi korudu. Gamze'yi ortadan kaldırdılar. En son senin evden gittiğinde aran nasıldı Gamze'yle? Gamze'yle ben çok iyiydim. Ben gittikten sonra da iyiydim. İyi miydin? Evet. Çünkü bazı yazışmalar var. O dediğim yazışmalar senle Gamze arasındaki yazışmalar. Ya evet, abisi yüzünden şey birazdan yapıyordu. Abisine isyan ediyordu. Birazdan geleceğim. Peki o... ya şu bir dakika, tight meselelere karışmasın. Mefar'a sorayım. Mefar, senin eşinin başkasıyla ilişkisi olduğu, Gamze'nin bunu yakaladığı için de ortadan kaldırıldığını söylüyor annem baban. Daha doğrusu baban söylüyor. Ne diyorsun bu iddiaya? Didem Hanım, onlar istediklerini söylediler. Ben eşime her zaman güveniyorum. Eşim de zaten ben 3 yıldır evliyim. Ben eşimin herhangi bir kötü bir şeyini görmedim. Onlar istediklerini atıp savurabilirler. Yani ben bunların hakkında zaten suç duyurusunda bulundum. Yani ama Ramazan'la eşin arasında hiç düşünmüyorum. Neden olacağını düşünmüyorum. Mefar. Ramazan'la eşin arasında bir yakınlaşma iddiası var. Eşin de şunu söylüyor zaten. Ya beni rahatsız etti, evet. Ama bir yakın aramızda bir şey olmadı diyor. Sen de o evin içinde değil misin? Adam sürekli evinize gelip gidiyor, kimse rahatsız olmamış ya. Çünkü şöyle, Nazlı bana diyordu mesela, ben evlendiğimiz zaman ben bunu Ramazan'dan hiç hoşlanmadım. Yani bakışları bile ters. Yani böyle söylüyordu. Ben hatta bana kaç defa bile dedi, söyleyeceksin benim evime gelmesin diye. Ben babamlara dedim ki, baba benim dedim hanım istemiyor dedim. Benim dedi arkadaşım dedi, ben dedi adamı nasıl kovayım evimden dedi. Allah Allah. Bir şey daha diyebilirim. Söyle. Hasan Ormancı bile sevgilisini getiriyordu, dostunu yani. Nereye? Eve? Bunların nasıl? Evine? Nasıl? Ramazan'ın yani? Abisi. Evet. Ben Fatmalarla hep kavga ediyordum ben onların yüzünden. Bu arkadaşlar, ev böyle yani. Buradan yazacağım, buradan söyleyeyim ya. Ekranlarda her şey açık açık oluyor. Arkadaşlar yazar mısınız şimdi KJ'ye? O Titan üzerinde kimlerin DNA'sı var? Açıklıyorum birazdan. Yazın onu. Ben görüyorum bazen o kadar çok konu var ki. Hadi yazın lütfen onu ya. Teyze. Şimdi hani orada Ramazan'ı savunuyorlar ya bunlar. Hiçbir kez Ramazan'ı ben orada tanıdım. Dedi ki ben buraya su almaya gelirim, sık sık geliyordum. Burada kaldım dedi. Bunlar Ramazan'ı kendim, ben Ramazan'ı tanımıyordum ki. Yani hiç bilmiyordum Ramazan, o gün oldum.
kardeşin olduğunu, damadın kardeş olduğunu o gün gördüm. Kendini oraya geldiğini, gittiğini. Şimdi bakın, bugüne kadar Halil ile Turcan şunu söylemiyordunuz siz. Yani ben ne zaman şeyin telefonundan bir veri akışı olduğunu söylemeye başladım. Bunu hiçbir şekilde söylemiyordu. Ne zaman şeyin telefonundan, Gamze'nin telefonundan o gece bir yere veri akışı olduğunu söyledim. Telefonundan bir hareketlilik olduğunu, görüntüler gönderildiğini, 1 GB'lık mı? Görüntüler, evet, yaklaşık o kadar görüntü gönderildiğini söyledim. Öte yandan karşı taraftaki taşınabilir internet hattında da gece saat 03'te, bu arada bilgi daha açık değil mi? O taşınabilir internet hattı Turcenler sizin evinizin yakınında bir yerde. Ona da bir veri akışı olduğunu söyleyeyim. Yani Fatmaların eviyle Turcanların evinin arasında kaç dakikalık mesafe var? Bayağı bir yarım saat var. Yarım saat var. Hatta 40 dakika. Fazla ya. Meşer nerede? Tamam işte yarım saatlik. En az 40 yürüyerek bile gidilmez yani. 45 dakikalık, yarım saat, 45 dakikalık arabayla mesafe var. Evet. O taşınabilir internet evde değil. Tamam mı? Durmuş. Seninle Fatma'nın evinde değil. Taşınabilir internet evin çok yakınında. Yani cinayetin işlendiği evin çok yakınında sinyal veriyor. Yakınında orman binası var. Evet, çok yakında bir yerde, orman bilmiyorum artık. Telefon şey sinyal veriyor. Dolayısıyla orada veri akışı olduğunu söyledikten sonra da şu Halil ile Turcan, daha doğrusu Halil şunu söylemeye başladı. Oradan bir, eğer birini yakaladı bu Gamze galiba. Birini yakaladı. Benim kızım birini yakaladı. Elinde bir belge, bir şey vardı. Bu kim olabilir? Geçmişi de biraz işte hareketli olan Nazlı bunu yapmış olabilir. Hep Nazlı zaten. Ya var ya, şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Yok, sanki Gamze'ye o belden aşağı mesajları ben atmışım gibi davranıyorlar. Ramazan'a hiçbir şey demediler. Ramazan buraya geldi, böylelerdi. Neden? Sen biliyorsun. Neden Ramazan'dan korkuyorlar? Korkuyorlar mı yoksa? Korkuyorlar Ramazan'dan. Evet, ben de korktuklarını düşünüyorum. Korkuyorlar. Evet. Çünkü Allah Allah. Bu korkmasalar bir kez, yani bu kadar şey, bir kez bunu Ramazan yapmıştır demiyorlar. Ben buna kızıyorum. Acaba Ramazan'ın eline görüntüler mi var? Olabilir. Düşünsenize birinin görüntüleri. Çünkü o evin içinde Gamze'nin sim kart bilgilerinin Nazlı'da ne işi var? Ben de oraya takıldım mesela. Ama öyle olduğunuz sim kart bilgileri aile öyle söylüyor ama Nazlı'da yok, bende yok. Yok, bende değil. Gamze'nin cüzdanında. Kendi cüzdanında hocam. Bu cüzdanında sizin odanızda olduğunu söylüyor. Alakası yok. Boş odadaydı onun şey cüzdanları. Selma'cığım, Gamze 15 gündür orada yok. Hiç orada olmadığı için de. Yani Nazlı, zaten o, Nazlı. Pardon, Nazlı 15 gündür evde değil. 15 gün boyunca da zaten işe geliyor, gidiyor. Cüzdanın o odada olması çok zor yani. 15 gün boyunca evi terk ettiği için. Yani çok enteresan, ciddi anlamda senin üzerinde duruyorlar. İstediği kadar dursun. Ama tabii ayakları yere basmıyor Halil'cim. Bak, evet. Sorular soruyoruz, ayaklar yere basmıyor. Ama şu bir gerçek, gördüğüm kadarıyla siz de kabul ediyorsunuz. Gamze birinin görüntüsünü yakaladı. Değil mi? Bir şey daha diyebilir miyim? Söyle tabii ki, ben de şu hani bana sürekli katil katil diyorlar ya. Hı. Ben niye buradayım o zaman? Çok güzel bir soru. Yani ben niye buradayım? Olayın olduğu gece siz neredeydiniz? Biz Milas'taydık. Milas? Evet, Milas'ta. Ama arkadan bir yarım saatlik yol varmış Milas'tan oraya. Yani Milas'tan... Vallahi ben hiç bilmiyorum. Hı. Var mı teyze? Yarım saatlik yol olmaz ya. Yarım saat. Biz bile işe İmkansız gidiyoruz. 45 dakikada geliyor araçla oraya. İmkansız. Geliyorduk orada. Onlar biliyorsa bilemem. Ama onlar çok iyi bilir. Onların da ETS kayıtlarına falan bakılmıştır zaten. Bir saatte anca dönülür, gidilir. Yani bir saate gidip bir şey dönüp de geri dönmek 2 saat, 2,5 saat. Ben buradan gideyim diye bana iftira atıyorlar. Ben bilmiyor muyum? Ha, öyle mi yapıyor? Evet. Ha, sen kaçayım gideyim diye iftira atıyorlar. Hem hani kaçan da suçlu oluyor ya. Ha. Ne olacak? Çocuğu... Mefar'ı da arayıp tehdit ettiklerini biliyorum. Mefar, seni aradılar mı? Ne dediler sana? Beni aradılar. Dediler ki o karım, dediler oraya çıkıp, dediler çıkıp da dedi her şey dedi söylemesin dedi. Onu dedi al oradan dedi. Artı hani evden dedi bunları almışsınız dedi. Çocuğun dedi eşyalarını almışsınız dedi bana bunları. Hı hı. Zaten eşyalar benim eşyalarım. Yani ben çocuğumun eşyalarını almaya gelmişim. Çocuğun eşyalarını almıştın dedi. Yani bana halı almışsınız, battaniye almışsınız diye kelime konuşmadılar. Ben daha sonra öğrendim tabii. Onların hepsini çöpe atmışlar. Evet, çöpe mi atmışlar? O hani evet, biz... Çöpe atmışlar. Ben öğrendim onları. Çöpe yığmışlar tabakları, halıları, battaniyeleri, çöpün oraya yığmışlar. Allah Allah. Belediye arabasında gelmiş almış hepsini. Ya yani olayı size yıkmak için. Bir şey diyor. Hani burada gören var mı? Bunu gören var. Görenler var. Allah Allah. Mahallede görenler var. Bunlar burada hani biz uçakla gittik, onlar otobüste gitti ya. Biz daha önce gitmiş olduk. Biz eşyamızı aldık çıktık. Sabah onlar eve toplamış. Ondan sonra video çekmişler. Her şey yapmışlar. Şimdi yani ben benim üstüme iftira atıyorlar işte.